In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah İngilizce mantık dersimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Eberi merhumun kısa hayatından ve çalışmalarından söz eden bir bölüm okuduk. Ve orada önemli bir yerde kalmıştık. Şimdi ekranımızı paylaşalım ve kaldığımız yeri görelim. Buradan devam edelim. Bildiğiniz gibi daha önce Eberi'nin çalışmalarını, bunun katkılarını vesairesini, onun hocalarını, öğrencilerini değerlendiren bir kısa bir biyografi bölümü okuduk. Şimdi son derece önemli bir bölüm okuyacağız. Eğer biz şayet bu kısma bir özel isim koyacaksak, bu kısmın adını şöyle koyabiliriz: History of Logic Briefly. Kısaca bir mantık tarihinden ve tarihçesinden söz edecek müellif bize. Dolayısıyla okuyacağımız metin bu açıdan önemli. Zaten bir vurgulama yaparak orada kaldık. Bu vurguladığımız yerden devam edelim. In the earliest phases of the development of philosophy in the Muslim world, Al-Kindi formed an essential bridge through which the works of Plotinus were transmitted into Arabic philosophical writings. Bu okumuş olduğumuz cümle son derece önemli. Kindi'nin felsefe geleneğimizde ve tarihimizdeki yerini vurgulayan bir cümleydi. In the earliest phases of the development of the philosophy in the Muslim world, Müslüman dünyada, Müslüman coğrafyada felsefenin gelişmesinin erken safhalarında, erken dönemlerinde Al-Kindi, Kindi vefat tarihi 259 vefat tarihi görüyorsunuz, 3. asır, oldukça erken bir dönem. Kindi formed, oluşturdu, an essential bridge, temel bir köprü oluşturdu. Bu köprü vasıtasıyla through which the works of Plotinus, bu Plotinus Neoplatonizmin kurucularından ve Eflatun'un düşüncelerini, Platon'un düşüncelerini yeniden efendim irfani ve gnostik bir biçimde formüle eden kişi olarak biz Cabiri okumalarının özellikle irfan bölümünde ve felsefe bölümünde bunları çok detaylı bir şekilde Platonus'tan da bahsederek okuyacağız. Demek ki onun oluşturduğu bu köprü ve bu vasıtasıyla bu köprü üzerinden Platonus'un çalışmaları, ki bunlar ne yapıldı? Were transmitted into Arabic. Arapçaya Kindi tarafından tercüme edildi. Bu Arapçaya tercüme edilen metinler bizim geleneğimizde, Müslüman gelenekte ve Arap dili üzerinden temel kaynakları, philosophical writings, bunu vurgulayalım, felsefi metinler olmak üzere artık Arapçalaşmış ve Arapçaya tercüme edilmiş temel metinler olmak üzere özellikle Platonus'a ait bu metinler Kindi tarafından tercüme edilmiştir. Bu son derece önemli bir işlevdir. Almost one century later Al-Farabi, neredeyse bir asır sonra, bakın 339 Farabi'nin vefat tarihi, neredeyse bir asır sonra Farabi expanded on the works of Aristotle. Aristo'nun eserlerine içine alacak şekilde Kindi ile başlayan bu felsefi efendim açılım ya da felsefi köprü, yürüyüş, yol Farabi tarafından genişletildi. Expanded on the works of Aristotle. Aristoteles'in eserlerini kapsayacak bir biçimde Farabi tarafından bu yol genişletildi ve Farabi, he organized the books of the Argonon according to the following schema. Aşağıdaki şemada, 1-2-3-4 diye bunu bir şema olarak ifade ediyor. Bu aşağıdaki şemada görüleceği üzere Aristoteles'in organında bulunan eserlerini Farabi yeniden organize etti. Ve 6, daha önceki dersimizde bahsetmiştik, 6 kitabı 9'a
tamamlamak suretiyle ki daha sonraki tüm çalışmalarda Farabi'nin bu sistemi esas alınmıştır. Bir yeniden düzenleme yaptı ve böylece Farabi Arap dünyasında ve Müslüman gelenekte felsefenin kapsama alanına Meşşailiği, Aristoteles'i fiili olarak dahil etmiş oldu. Burada birinci olarak El-Medhal ki bu bizim daha sonra okuyacağımız İsagoji dediğimiz ana metni ifade ediyor. İki El-Makulat kategorileri, categories. Üç El-Ibara yani on interpretation bu önermelerle ilgili ahkamı vesaireyi içeren bir bölümdür. Dört, el-kıyas yani bu birinci ön analitikler, prior analytics. Beşincisi el-burhandır, posterior analytics. Bu ikinci analitikler. Altıncısı el-cedel, bu Arapçada cedel topics'dir karşılığı Aristoteles geleneğinde. Yedi, kitab-ul hikme, bu daha önce de bundan bahsetmiştik. Unsophistical refutations, bu sofistike çürütmelerdi. El-hitabe ya da hatabe, retorik, bu son derece önemli. Bir de eş-şi'r, poetics. Bunlar dokuz kitap olarak Farabi'nin yeniden düzenlemesiyle Müslüman gelenekte Aristotelyan bir felsefi geleneğin bizde efendim karşılık bulması ve Farabi tarafından bunun bizzat gerçekleştirilmesinden söz ediyor. Farabi'nin bu önemli tarihi rolünden sonra Farabi ile başladı. Pardon, Kindi, Farabi. Şimdi de geldik aşağı yukarı tam yine bir asır sonra İbn Sina'ya. Oradan İbn Sina'ya geleceğiz. Gördüğünüz gibi birer paragraflık bir malumatla bize mantığın Müslüman gelenekteki tarihçesinden söz ediyor hanımefendi. İbn Sina bu 428 görüyorsunuz Hicri vefat tarihi. İbn Sina known in the West as Avicenna. Evet. Batı'da Avicenna olarak bilinen İbn Sina was the unprecedented genius of the Greek philosophical tradition. İbn Sina gerçekten unprecedented genius. Neredeyse eşsiz bir dehaya sahip. Benzeri neredeyse gösterilemeyecek bir deha ile kapasiteyle antik Yunan felsefi geleneğini of the Greek philosophical tradition his contribution permanently reshaped philosophy rooted in the Platonic and Aristotelian thought in its new form. İbn Sina eşsiz dehasıyla, vukufuyla neye? Antik Yunan'a ait felsefi geleneğe olan bu eşsiz vukufuyla onun his contribution permanently kalıcı etkisiyle, katkısıyla ve felsefeyi yeniden şekillendirmesiyle reshaped philosophy felsefeyi yeniden bir şekle, bir biçime sokuyor ve onu rooted in the Platonic Eflatuncu bir temel üzerinde yeniden şekillendiriyor. Yani Eflatuncu bir temelde felsefeyi yeniden şekillendirerek kalıcı bir katkı sağlaması ve antik Yunan felsefesine olan çok ileri düzeyde, deha düzeyinde efendim vukufiyeti ve and Aristotelian thought, Aristotelesçi düşüncenin yani Meşşai gelenek olarak daha sonra bizde efendim bilinecek olan Aristotelesçi düşüncenin into its new form. Bu Meşşailiğin Aristotelesçi düşüncenin yeni formunu oluşturmak, ona yeni bir biçim vermek konusunda İslam felsefe tarihinde İbn Sina'nın böyle başkasıyla kıyaslanamayacak unprecedented genius bir konumu söz konusudur. Demek ki İbn Sina
Özellikle de yaşamış olduğu dönem 5. asır itibariyle 428'dir. Kindi ile başlayan, Farabi ile oldukça önemli bir gelişme kaydeden felsefi gelenekte İbn Sina neredeyse felsefe geleneğinin altın çağını temsil eder. Böyle olunca burada tam da burada işte İbn Sina çalışmalarıyla hem felsefeye yeni bir biçim, bir form verecek, onu platonik temellere oturtacak ki bunu daha sonra Cabiri okumalarında göreceğiz. Bu platonik temelleri itibariyle Cabiri İbn Sina'yı irrasyonalist olmakla suçlayacak ve eleştirilerde bulunacak. Bunu Cabiri derslerinde çok inşallah okuyacağız. Ve aynı zamanda Aristotelesçi geleneğe de bir yeni bir biçim, o düşünceye de yeni bir form kazandırdı. In the Islamic world, Müslüman dünyada ancient philosophy, bu kadim felsefe, became known, yani antik Yunan'a ait bu kadim felsefe, ne oldu? Bilinir hale geldi. Neyle? True İbn Sina vasıtasıyla bu antik geleneğe ait felsefe İslam dünyasında bilinir oldu. And later Muslim theologians engaged. Bakın. Daha sonra yani İbn Sina'dan sonra gelen, bunu vurgulayalım isterseniz, İbn Sina ile bilinir hale geldi. True İbn Sina. And later İbn Sina sonrası Müslüman theologians, kelamcılar. Bunları da farklı renklerle müsaadenizle vurgulayalım. Daha efendim dikkat çekici, zihninizde kalıcı olur. İbn Sina'ya engaged, bağlı olanlar, yani İbn Sina geleneğini devam ettirenler, onun üzerine debated, müzakere, araştırma, şerh vesaire yazanlar, yani onu efendim bir biçimde daha farklı boyutta ele alanlar, and critiqued, onu eleştirenler, İbn Sinacı geleneği eleştirenler, his works olmak üzere bundan sonra, yani İbn Sina sonrası felsefi gelenek biraz İbn Sina'ya olan tavır ile belirlenecek. Şöyle yazabiliriz bunu şu şekilde işaretleyebiliriz. Takipçileri, bunlar engaged bağlıları, takipçileri, araştırmacıları yani debated, onun felsefesini geliştirmeye çalışan, geliştirenler, diğer bir taraftan da eleştirmenleri olmak üzere İbn Sina'nın üzerinden devam edecek. They, bunlar, bu üç grup İbn Sina sonrası Müslüman kelamcılardaki bu üç tavır, engaged, debated, critiqued olan bu üç tavır değil onlar. Formulated answers to theological questions, kelami sorunları, kelami problemleri, bunu farklı bir renkle ifade edelim. Theological questions, kelami sorunlara cevap oluşturdular. They formulated answers to theological questions that had been both preserved and transformed by İbn Sina's model. Şimdi bu İbn Sina sonrası gelenekteki kelamcılarımız kelami sorunlara cevap oluşturdular. Bu sorunlar ki theological questions, bu kelami problemler ki had been both preserved, hem geleneksel kelami sorunlar olarak muhafaza edildi, preserved and transformed, dönüştürüldü. İbn Sina modeli, İbn Sina yöntemi, İbn Sina felsefi duruşuna uyarlandı. Yani kelamcılar İbn Sina sonrası gelenekte kendi, birazdan üzerinde duracağız. Mesela Eş'ari gelenekteki o problemleri geleneksel halleriyle preserve yaptılar ya da İbn Sina tarzında, İbn Sinacı bir bakış açısıyla transform yaptılar. İşte böyle bir etkinlikten söz ediyor. Şimdi burada gelecek paragrafta okuyacağımız husus biraz daha konuyu bizim için netleştirecek. O da diyor ki, as philosophy was developed by Muslims following the foundation set by El-Kindi, El-Farabi and İbn Sina. Bakın, İbn Sina, Farabi ve Kindi tarafından temelleri atılan, oluşturulan
bu efendim felsefenin Müslüman takipçileri, Muslims Fallah'ın, bunlar felsefeyi felsefe olarak ne yaptılar? Geliştirdiler. As philosophers developed. Felsefenin gelişmesini sağladılar. Many of their ideas, bu sayılan isimlerin pek çok fikirleri were challenged on a theological basis by Muslim thinkers who objected to some of their beliefs on creedal grounds. Bu son derece önemli bir cümle olduğu için müsaadenizle bunu vurgulamak istiyorum. Şuradan itibaren. Evet, buradan buraya kadar bu cümleyi vurgulayalım ve bunun üzerinde biraz duralım. Çünkü bundan sonraki okuyacağımız cümleler ve paragraflar bu cümlemizle ilişkili olarak devam edecek. Peki birinci cümleyi tekrar ilişkilendirelim. Burada as bir adverbial clause bağlacıdır ve gerekçe bildirir. Many of their ideas ile onu bağlayacağız. Evet. Kindi, Farabi ve İbn Sina gibi Müslüman filozoflar tarafından geliştirilen felsefe, bu geliştirilen felsefe ve onların pek çok düşünceleri, many of their ideas, bu filozofların düşüncelerinin pek çoğu were challenged on the theological basis by Muslim thinkers. Bu Muslim thinkers ifadesiyle diğerini birbirinden bizim Arapça ifadelerimiz olarak da ayrıştıralım. Filozoflar, şunlar filozoflar, bunlar ulema. Bu ulemanın içinde ağırlıklı olarak fukaha, tabii konu felsefe olduğu için önemli olarak kelamcılar ve bir de ehli hadis. Bunlar da buraya dahil. Ulema, Müslüman thinker. Muslim thinkers dendiği zaman bundan kastettiğimiz fukaha, kelamcılar ve ehli hadistir. Dolayısıyla diyor ki bu Müslüman ulemanın temellerini oluşturduğu kelami basis, theological inançtan bahsedecek aşağıda akideden. Bunlara onların düşüncelerinin çoğu were challenged on ile birlikte ne yapıyordu? Aykırı geliyordu. Problem teşkil ediyordu. Challenged on bir şeye problem teşkil etmek anlamındadır burada. Efendim, aykırı bir pozisyon arz ediyordu. Bu Müslüman düşünürler ki who onlar objected to some of their beliefs on creedal grounds. Creedal grounds itikadi zemin, inanç esasları demektir. İnanç esasları diye de biliyorsunuz derslerimiz var. İnanç esasları ve bu inanç esaslarına olan Müslüman ülemanın beliefs, imanları, inançlarının bir kısmına bu pardon filozofların inançlarının bir kısmına objected to karşıydılar. Yani bu Müslüman ülema bunlar, burayı düzeltiyorum pardon, filozofların akidelerine, inançlarına, onların tümüne değil ama some of bazılarına, bir kısmına karşıydılar. Aşağıda bunu Gazali üzerinden detaylandıracak. Karşıydılar. For instance, örneğin El Gazali. Bu ulemanın içinde en önemli isimlerden birisi Gazali. Bakın, örneğin Gazali. Argued that three beliefs held by philosophers were antithetical to Islamic belief. Örneğin Gazali tartıştı, ele aldı, kritik yaptı, inceledi. Neyi? Three beliefs, üç inancı. Bu üç inanç held by philosophers, felsefecilerin temsil ettiği, felsefecilerle özdeşleşmiş olan üç tane, bu felsefeci dediklerimiz işte yukarıda saydığımız, başta İbn Sina olmak üzere. Efendim, üç inançları neydi bunlar? Bu üç inanç were antithetical to Islamic belief.
İslami inanca aykırı idiler. Antithetical to, zıt olmak, aykırı olmaktır. Yani örneğin Gazali filozoflara ait, bunu aşağıda sayacak bu görüşleri. Bu üç görüş Gazali'ye göre Müslüman inançla bağdaşamaz. Onlarla zıt olduğunu müzakere etti, mütalaa etti, tartıştı, ortaya koydu. Gazali, "Are you that three beliefs held by philosophers were antithetical to Islamic belief?" Doğuz, bu üç inanç, Doğuz burada ona işaret ediyor. Bu üç inanç hemen altına da gelmiş zaten. Ki Gazali found objectionable were. Gazali bu üç inancı oldukça zararlı gördü. Objectionable, mahsurlu gördü. Ki bunlar were şunlardı. Bir, iki, üç diye sayacak. Felsefecilerin kabul ettikleri ve Gazali'nin de uygun bulmadığı, İslami inançla bağdaştırmadığı, mahsurlu gördüğü üç tane burada mesele var. Şimdi bu zaten meşhur biliyorsunuz maddeler. Burada onu da müellif bize hatırlatmış oluyor. Birincisi, the belief in the eternality of the universe. Birincisi, evrenin kadim oluşuna ilişkin görüşleri. Bunları şöyle vurgulayalım müsaadenizle. Birincisi, the belief, the eternality of university. Demek ki filozoflar evrenin kadim oluşuna inanıyor. Yani evren sonradan yaratılmış bir varlık değil. Evren kadimden bu yana evrendir. Değişiyor, dönüşüyor ama evren böyledir. Bu bugün de felsefenin çok temel problemlerinden biridir. İki, evet, the belief in the eternality of the universe. Two, the idea that God does not interfere in the particulars of life. Bu da genelde bizim gelenekte felsefi okumalarda ya da felsefe geleneğimizde Aristoteles felsefesine de atıfta bulunulmak suretiyle filozofların Tanrı'nın cüz'iyatla ilgilenmediği, cüz'iyatı bilmediği şeklinde bir durumu ele alırlar ve bunun üzerinde dururlar. Ve dikkat buyurunuz, burada the idea that God does not interfere in the particulars of life. Particulars of life, hayatın detayı, cüzleri yani ayrıntılarıyla ilgilenmiyor. Tanrı'nın cüz'iyatla ilgilenmediği şeklinde böyle bir efendim tercüme edilebilir ama bunun özü aslı felsefi problemi şöyle yazalım. Bir iki cümleyle de müsaadenizle üzerinde durmak istiyorum. Tanrı cüz'iyatı bilmez. Daha doğrusu benim kelami formülasyonum da Tanrı bilmez. Bunu sanıyorum bir iki derste videolarımda var. Üzerinde biraz durdum ama hangisinde hatırlamıyorum. Burada da kısaca durmak istiyorum. Aslında bu Aristotelesçi gelenekte de söylendiği biçimde daha sonra doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Ve Gazali merhumun da bunu sağlıklı anladığı kanaatinde değilim. Eserlerinden de hareketle söylüyorum bunu. Burada Tanrı bilmez derken Aristotelesçi gelenek ya da felsefi geleneğin kastettiği şey şudur. Tanrı bilmek, bakın Tanrı bilmez. Bilmek cehalet ile ilişkilidir. Cahil, bir şeyi bilmemek bilmeyi önceler. Yani önce bilmediğiniz bir şey olacak, sonra onu öğreneceksiniz, bileceksiniz. Dolayısıyla bilmek, bilmemek, bilmediğimiz şeyi öğrenmek, sonra da bilmek, bilgi oluşturmak gibi bir zorunlu ardışık sürece tabidir. Yani bir şeyi bilmek, mesela bizim için bilmek söz konusudur. Neden? Çünkü bir sürü bilmediğimiz şeyler var. Sonra onları öğreniriz, biliriz. İşte bunları da öğreniyoruz, bilmek için öğreniyoruz. Peki, Tanrı'nın bilmediği bir şey var mı ki? Tanrı'nın meçhulü var mı ki Tanrı bilsin? Tanrı bilir demek çelişik bir önermedir.
Tanrı bilir nasıl denir? Mantık dersleri yapıyoruz. Tanrı bilir diyemeyiz. O vahiy metinlerindeki Tanrı bilir, Allah bilir meseleleri kelami, ona karıştırmıyoruz. Onun ayrı bir izahı var ve hermenötik derslerimizde ve felsefe derslerimizde bunu konuşacağız. Mantık açısından ve felsefe açısından konuşuyoruz. Tüm felsefi gelenekte buna hermetik gelenek de dahil, işte en sonda en ünlü filozoflarımızdan biri olan Molla Sadra'da da bunu gördüğümüz üzere Tanrı bilginin kendisidir. Tanrı bilginin kendisidir. Bilgi Tanrı'yla temellenir. Dolayısıyla Tanrı bilir nasıl denir felsefi olarak? Saçmadır bu. Çelişik bir önermedir. Tanrı bilir diyemezsiniz. Filozoflar bunu kastediyor. Şimdi bizde bu konunun, bu meselenin, bu inceliğini bilmeyen insanlar sanıyorlar ki Tanrı, işte bu evren çok geniş de detayları var, onu bilmiyor. Evrenin detayları nasıl tanrısal bilginin dışında olabilir? Tanrısal bilgi evren demektir zaten. Evren tanrısal bilginin somut halidir. Bunları konuşacağız. Yani varlık bütünüyle tanrısal bilginin somutlaşmış, objekt, nesne haline gelmiş, fenomenolojik halidir. Dolayısıyla konuyu doğru algılamak lazım. Ve felsefi ve mantıki olarak Tanrı bilmez. Çünkü bilir demek bir cehaleti, bilmemeyi öncelemek demektir. Bilmediğiniz bir şey olacak ki onu öğrenip bileceksiniz. Tanrı için bilgisizlik diye bir şey yok ki. Tanrı'nın bilmediği bir şey yok ki Tanrı bilsin. Ne diyor Molla Sadra? Tanrı ilimdir, bilgidir, bilendir. Bilinen, bilinmesi gereken nesnenin de kendisidir. E ne oldu şimdi? Bunu İbn Arabi de söylüyor. Bunu İbn Sina da söylüyor. Farabi de bunu söylüyor zaten. Dolayısıyla burada eleştirilen konu, çok filozofların amaç ve maksatları bilinerek yapılmış bir eleştiri gibi durmuyor. Ama bunları hem kelam okumalarımızda hem de diğer farklı okumalarımızda çok daha detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Ama tabii siz bunların bazılarını dinleme imkanınız olur, bazılarını olmaz. Onu bilmiyorum. Ama bir bütünlük halinde yeri geldiğinde naçizane bu hususların üzerinde durmaya çalışıyorum. Şimdi the third one, üçüncü olarak, the idea of the resurrection of the soul but not the body in the afterlife. Bakın, üçüncüsü de filozoflar neye inanıyorlar? Öldükten sonra, filozoflarımız öldükten sonra, bunu farklı renklendirelim. Şöyle. Resurrection, yeniden dirilişin ruh olarak, the soul, ruh olarak gerçekleşeceğini, not the body, ceset olarak gerçekleşmeyeceğini, nerede? In the afterlife, yani ahiret aleminde, öldükten sonraki yaşamda, efendim, yeniden dirilişin bizim kelami gelenekte kabul gördüğü üzere cesetle, ruhla değil, sadece ruhla olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada diyor ki müellifimiz, önemli bir şey bu söylediği. Before el-Gazali's time, Gazali'nin devrinden daha önce, Gazali gelmeden önce, Muslim thinkers, Müslüman düşünürler, who objected to some of the creedal matters that philosophers delved into, lacked the intellectual tools to challenge these ideas. Neden bu hususlara Gazali tarafından bir itiraz geldi de Gazali'den önceki dönemlerde bu çok sorun oluşturmadı meselesini ele alan bir cümle okudu. Bu cümlenin önemi itibariyle müsaadenizle onu şöyle ifadelendirmek istiyorum. Şimdi bir, Gazali bu konuda resmi görevlidir. Yani devlet
Kendi döneminde Gazali'ye, ki Gazali Nizamiye medreselerinin bugünkü adıyla rektörü konumundadır. Kendisine filozofların bu görüşlerinin halk üzerinde halkın inançları açısından sorun oluşturduğunu, etkili bir isim, Müslüman coğrafyada saygın bir isim olması hasebiyle Gazali'ye bunlara bir cevap yazmasını, hem onları eleştirmesini hem de Müslüman insanların, halkın akidelerini, inançlarını bu tür bir olumsuz etkilenmeden koruyacak bir çalışmada bulunmasını isterler. Bu resmi bir görevdir. Ve zaten İmam Gazali bu resmi görevden sonra bizim bildiğimiz Gazali'ye dönüşecektir. Bu görev, filozofların eserlerini incelemesi, meseleye dalması Gazali'yi dönüştürecektir. Ve Gazali Bağdat'tan gidecektir, uzlete çekilecek, gaybubet zamanı başlayacaktır. Artık Gazali farklı bir Gazali olacak, sufi olarak yeniden ortaya çıkacak ve tasavvuf olduğunda bu eleştirdiği görüşlerin hepsine daha fazlasıyla sahip olacaktır. İbn-i Sina'yı ne kadar eleştirdiyse bunların hepsine daha fazlasına sahip bir Gazali olarak daha sonra ortaya çıkacaktır. Yani bu mevzuyla ilgili Gazali'ye verilen görev Gazali'yi dönüştürmüştür. Evet, bunları da yine özellikle inşallah Cabiri okumalarımızın İrfan ve Burhan bölümlerinde yeri geldikçe detaylandırmak suretiyle sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ve tabii aynı zamanda Ebu Zeyd okumaları başladık. Orada da bunlar üzerinde duracağız. Tekrar cümleme dönüyorum. Muslim thinkers, Müslüman ülema dedik ya bunlar, Muslim thinkers, ülema. Ülema ki bunlar filozofların içine daldıkları, delved into, kendilerini kaptırdıkları inançsal konularda, creedal matters, filozofların sahip oldukları bu inançsal durumlara karşı olan, objected to ulema, karşı olan ulema, lekt mahrumdu. Neden? Intellectual tools. Bu konuda akıl yürütecek, fikir üretecek, bir düşünce ortaya koyabilecek araçlardan, tools of challenge, these ideas. Bu filozoflara ait fikirlere meydan okuyacak, onlara karşı duracak, onları cevaplayabilecek intellectual tools, tasavvuri ve felsefi imkandan mahrum idiler. Lacked. Demek ki bu konunun Gazali'den önce problem teşkil etmemesi, Gazali'ye intikal etmesi, Gazali'ye kalmasının sebebi önceki dönemde bu konunun yetkin olmayışıdır. Nitekim az sonra göreceğiz, Gazali sonrasındaki durumda çok öyle efendim aynı devam etmeyecek. Onun için Müslüman geleneğin gerek felsefe konusundaki dönemsel dönüşümleri, gerek kelami anlamda Eş'ariden, Maturidi'den sonra kelam aynı Eş'ari çizgide devam etmiyor. Az sonra Fahrettin Razi üzerinden bunları konuşacağız. Dolayısıyla orada da çok köklü bir değişim var. Eş'ari ile efendim Fahri Razi'yi okuyun, Amidi'yi okuyun, İci'yi okuyun, Taftazani'yi okuyun, Cürcani'yi okuyun. Aralarındaki aynı gelenek olmasına rağmen ne kadar önemli değişimlerin olduğunu çok rahat bir biçimde görebileceksiniz. Dolayısıyla burada bizim Gazali'den önce neden böyle bir şeyin gerçekleşmediği meselesi zamansal ve zamanın düşünce imkanları bakımından yetersizliğidir. Das böylece durum böyle olunca bakın many of them objected they either onların bu böylece karşıt oluşlarının birçok karşıt durumlar either or bu kullanım ya şöyle ya böyle diyecek. Either through polemical exchanges, polemik dönüştürmeler olarak kalmış bu Gazali öncesi ya da or through disengagement. Disengagement bağlı olmamak, bağlantıyı kesmek, ilgisiz kalmak, ignorize olmak gibi algılayalım bunu. Yani iki tane tavır görüyoruz. Gazali öncesi
efendim bu Müslüman filozofların düşüncelerine ilişkin iki temel tavırdan söz edebiliriz. Birisi polemical exchanges, yani polemik yapmışlar. Yani polemik dediğimiz bilimsel değil, cedel türü, zaten kelamın ağırlıklı şeyi cedeldir. Cedel türü karşılıklar verilmişler. Polemik onları dönüştürmeye, exchanges efendim değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmışlar. Ya da ilgisiz durmuşlar. Filozoflarla bağlarını kesmişler. Mesela işte bizde felsefe karşıtlığı var ya, felsefeden uzak durun, felsefe okumayın, özellikle ehli hadisin temsilcilerinde bunu görüyoruz. Felsefeye karşıt olma bahusus bu hususla ilgili disengagement. Disengagement yapmışlar. Yani ilgilerini kesmişler, felsefeden uzak durmuşlar. Gazali kendisinden önceki bu tavrın doğru olmadığını görüyor. Gazali saw that this approach did not adequately challenge. Gazali bu tavrın, this approach, bu yaklaşımın, bu tavrın yeterli bir karşı koyuş olmadığını gördü. Gazali saw that this approach did not adequately challenge. Bunu filozoflara böyle meydan okunmaz ki, böyle karşı durulmaz ki dedi Gazali. What he deemed to be problematic creedal elements of the Islamic philosophy and that rather than polemics or avoidance. Diyor ki Gazali bu tür bir davranışın, bu tür bir yaklaşımın sağlıklı olmadığını, yeterli olmadığını gördü ve onun Gazali'nin yoğunlaştığı husus what he deemed to be the problematic creedal elements of Islamic philosophy. İslam felsefesinin inançsal unsurlarının problematik yönü üzerine yoğunlaştı Gazali. And that rather than polemics or avoidance. Gazali kendisinden önceki, bakın, polemics şu, avoidance da bu, kaçınma. Polemik yapmak ya da felsefeden uzak durmaktan daha ziyade, böyle yapmaktansa, bu çare değil, bu iyi bir şey değil, böyle yapmaktansa neye yoğunlaşmamız gerekir diyor Gazali. What he deemed to be the problematic creedal elements of Islamic philosophy. İslam felsefesinin temel problematiklerine yoğunlaşmamız lazım. Muslim thinkers, Müslüman ulema needed to find the ways to engage philosophy using the same form or rational intellectual tools used by the philosophers. Şimdi dikkat buyurunuz. Gazali'ye göre Müslüman ulema ne yapmalıdır? Neye ihtiyaçları var? Bir yol bulmaya, bir yöntemler icat etmeye, geliştirmeye ihtiyaçları var. Ne için bu yöntem, bu yol? To engage philosophy, felsefeye bağlı, felsefeyi terk ederek değil bakın. Felsefeden disengagement yaparak, ilgiyi keserek değil. Felsefeyle ilgili olarak, felsefeye bağlı olarak, onu kullanarak, felsefenin kendisini kullanarak tıpkı filozofların yaptığı gibi, the same form, aynı felsefi geleneğin yaptığı gibi ya da rational intellectual tools, bunu vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Bu önemli bir ifadedir. Onu şöyle vurgulayalım zat-ı hallerinize ve anlamına dikkatinizi çekelim. Bu rasyonel akli tefekkür vasıtaları demektir. Felsefe nedir? Akli tefekkür, tezekkür yapar. Bunun vasıtaları vardır. Tools used by philosophers. Filozoflar hangi yöntemleri, hangi araç ve vasıtaları kullanarak düşünce ve fikir üretiyorlarsa aynı onların yöntemlerini
kullanarak. Yani dikkat buyurunuz, Gazali'nin burada söylemek istediği şey, felsefeye, felsefeyi reddederek karşı çıkılmaz. Felsefeye felsefe yaparak karşı çıkılır. Bu çok önemli bir şeydir ve kitabın yazarı, aşağıda okuyacağız, İmam Gazali ile ilgili bir yanlış anlamayı gayet iyi düzeltiyor. Son derece önemli bir şey söylüyor Gazali. Mesela bizde yaygın kanaata göre, özellikle çağdaş Arap dünyasındaki yaygın kanaata göre Gazali, İslam felsefesini öldüren, baltalayan kişidir. Oysa birazdan okuyacağız, bunu tam tersidir. Gazali İslam felsefesini öldürmemiştir. İslam felsefesine İslami bir biçim vermek, felsefeye felsefeyle karşılık vermek, bir yeni felsefe önermiştir Gazali. Onun işte kendi yaşadığı çağın koşulları üzerinden bunu bir sufi format ile sunuyor olması onu felsefe olmaktan çıkarmaz. Biz irfan bölümlerinde, Cabiri'de bunu konuşacağız. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, tasavvufla felsefenin elbette birbirinden çok farklı, esaslı duruşsal farkları olmakla birlikte konu birlikleri, problematik birlikleri itibariyle bir filozof ne üzerine kafa yoruyorsa sufi de aynı şeyler üzerine kafa yorar. Dolayısıyla bu okumuş olduğumuz son cümlede Muslim thinkers, ulema, need to find the ways to engage philosophy using the same form or rational intellectual tools used by the philosophers. Felsefecilerin kullandığı şeyler, enstrümanlar neyse, biz de diyor onları kullanarak felsefeyle karşılık vermeliyiz. Bu çok önemli bir şey. Şimdi müellifin bu cümlesinin, müsaadenizle paragraf, yeni bir paragraf, onun giriş cümlesinin efendim böyle bir işaretlemede bulunacağım müsaadenizle. Müellifimiz diyor ki, rather than closing the door of reason as some contemporary scholars contended, contemporary scholars, az önce söylediğim gibi, çağdaş ulemanın contended zannettiği, iddia ettiği gibi, İmam Gazali aklın kapısını kapatmaktan ziyade rather than closing the door of reason. Gazali denince bizde yaygın kanaate göre Gazali İslam düşüncesinde aklın kapısını kapatmış. Yani akıl bizde Gazali'den sonra akıl olmaktan çıkmıştır gibi bir genel yaygın kanaat var. Öyle değil. Ben hatta Cabir'i okumalarımızda zannediyorum birinci kitap okumalarımızda bu konunun üzerinde dururken Gazali örneği üzerinden yine aynı şeyi burada da size hatırlatmak istiyorum. Şöyle söyleyerek üzerinde durmuştum. Gazali'nin sufiliğe soyunması, tasavvufa geçiş yapması bizim gelenekte özellikle çağdaş ulema müellifin de söylediği gibi yani contemporary scholars, çağdaş ulemanın zannettiği gibi aklı terk değildir. Bizim isimleri sufi olup da sufilikten hiç haberi olmayanların zannettiği gibi sufi olmak için de aklı terk etmek gerekmez. Şimdi buraya dikkat buyurun lütfen. Akıl terk edilmiyor. Gazali aklı terk etmiyor ya, aklı tüketiyor. Bu iki terim o kadar önemli ki bu son derece hayati bir kavramdır. Bunun farkına varmamız lazım. Aklı terk etmekle aklı tüketmek aynı şey değil. Gazali'nin geldiği yer aklı tüketmektir. Akli ilimleri aklın sınırlarını bitirmektir. Okuyun İbn Arabi'yi, Molla Sadra'yı, aynı şeyi göreceksiniz. Konevi'yi okuyun. Şirazi'yi okuyun. Suhreverdi'yi okuyalım. Aynı şeyleri göreceksiniz. Aklın terkinden değil, aklın tüketilmesinden söz eder bu insanlar. Adam hiç aklını kullanmamış. Ben sufiyim, bana akıl lazım değil diyor. Bu şu demektir benim tercümemle. Ben ne akıl sahibiyim ne tasavvuf sahibiyim demektir. Tasavvuf ehliyim demektir. Neden? Çünkü mutasavvuf olmak için aklı tüketmek lazımdır. Müritten bahsetmiyorum.
Mutasavvuftan bahsediyorum. Müritten değil. Evet. Şimdi dolayısıyla burada aklın kapısının kapatılmasından ziyade el-Gazali, bakın Gazali, in fact aslında open the doors, bakın. Kapıyı kapatmıyor, kapılar açıyor Gazali. Çok önemli bir şey bu. Gazali, in fact, opened the doors for engagement of philosophy. Bakın. Felsefeye bağlılığı gerektiren, felsefeyle ilgilenmenin sürdürülmesi gerekmeyen. Bakın, engagement bunun kapılarını açıyor Gazali. Disengagement, bakın. Kendisinden önceki ulema bağlarını koparıyorlardı. Tersine Gazali, felsefeyle bağımızı kuracak, ilişkimizi devam ettirecek kapılar açıyor. Neyle? Bakın. By mainstream Sunni theologians. Bakın. Ana akım Sunni kelami gelenek ile, yani bunu günümüz efendim ve geleneğimizdeki yaygın olan Türkçesiyle dönüştürelim, yazalım buraya. Ehli sünnet kelamı. Ehli sünnet kelamı ile felsefi bağlantıyı, felsefi ilişkiyi kuracak, bunu gerçekleştirebilecek kapılar, imkanlar ortaya koydu Gazali. Şimdi bu düşünce son derece önemli. Onun için de müellif, onu da vurgulayacağım müsaadenizle. Müellif diyor ki, this alternative narrative, bakın, bu farklı yaklaşım, bu farklı Gazali betimlemesi, narrative, Gazali biyografisi, Gazali tiplemesi, Gazali tasavvuru, narrative bir şeyi öykülemektir, aktarmaktır, nakletmektir. Gazali'ye ilişkin bu yaklaşım tarzı, that is yani the idea that the door of reason did not close. Bak. Ne kadar önemli. Onu da vurgulayalım müsaadenizle. Bu farklı Gazali yaklaşımı. That is yani düşüncenin, tefekkürün ya da aklın kapısının Gazali tarafından kapatılmadığı yaklaşımı. The idea that the door of reason did not close. Kapatılmadı. Is now, şimdi günümüzde, becoming more prevalent in the Western academy. True work that demonstrate that el-Gazali did not contradicted philosophy altogether in his famous work Incoherence of the Philosophers, Tehafüt el Felasife. Şimdi diyor ki günümüzde şimdilerde daha yaygın hale geliyor. Bakın, daha yaygın hale geliyor Batı'da. Batı akademiyasında daha yaygın hale geliyor. Neyle? True works, Batı'da yapılan çalışmalarla. That bu çalışmalar, Batı'da yapılan bu çalışmalar gösteriyor ki demonstrate that el-Gazali, bu Batı'da yapılan günümüzdeki çağdaş çalışmalar göstermektedir ki Gazali did not contradicted philosophy altogether. Gazali bütünüyle felsefeye karşıt muhalif birisi değil. Onun in his famous work, en meşhur eseri olan Incoherence of the Philosophers, filozofların tutarsızlığı, incoherence tutarsızlık demektir. Tehafüt de Arapçada bu anlama geliyor biliyorsunuz. Gerçi ismin anlamı üzerine yapılmış felsefi çok çalışmalar da var. Şimdi konumuzu dağıtmamak için oraya girmiyorum. Evet. Bu konuda, yani onun en meşhur eseri üzerine yapılan çalışmalarda onun felsefeye bütünüyle karşı olmasının olmadığını. Daha ziyade, rather, he used the rational method methodology of engagement
set by philosophers to demonstrate specific inconsistencies in some of their conclusions. Bu çok son derece önemli bir tespittir. Biz de bunların bazılarının altlarını çizerek müsaadenizle devam edelim. Gazali bütünüyle felsefeye karşı çıkmıyor. Daha ziyade o, Gazali, he used rational methodology. Daha rasyonel bir metot kullanıyor. Gazali, daha akli bir yöntem, akli bir metodoloji kullanıyor. Niçin? Of engagement set by philosophers to demonstrate specific inconsistencies. Inconsistencies, tutarsızlıklar demektir. Spesifik ama belirli, muayyen, belli tutarsızlıkları göstermeye yönelik felsefecilerin bazı efendim görüşlerine uygulamak üzere, onlarla ilişkilendirmek üzere daha rasyonel bir yöntem kullanıyor Gazali. Bu specific inconsistencies in some of their conclusions. Bu filozofların bazı çıkarımlarında, felsefi düşüncelerinde, felsefi sonuçlar, düşüncelerinde ulaştıkları felsefi sonuçların kimi spesifik tutarsızlıklarını gösterme yönünde Gazali'nin yaptığı şey daha rasyonel bir metodoloji ortaya koymak, daha rasyonel bir yönden karşı duruş sergilemektir. Gazali'nin rolü budur diyor. Ve nitekim devamında müellif çok önemli bir bağlantı kuracak. This effort, işte Gazali'nin bu çabası, bu tavrı was later taken up by the Eş'ari Şafii scholar Fahrettin Razi. Kim tarafından takip edilecek? Kim tarafından efendim taken up yapılacak? Fahrettin Razi. Demek ki Gazali'nin bu duruşunu Gazali sonrasında, yani bir asır sonra Fahrettin Razi devralacak ve Gazali'nin tavrını geliştirerek uygulayacaktır. Evet, bir daha okuyalım cümleyi. This effort, Gazali'ye ilişkin bu çaba, was later taken up, daha sonra temsil edildi, ele alındı by the Eş'ari, hem Eş'ari geleneğe hem Şafii fıkıh ekolüne mensup scholar Fahrettin Er-Razi, who completed the path opened by El-Gazali while rewriting theological texts in a way that incorporates the theological relevant philosophical questions. Cümle uzun olduğu için bölerek gidelim. Bağlantılarını kuralım. Kimdir El-Gazali diyor. Onu tanımlayarak devam ediyor. Fahrettin Razi tarafından Gazali'nin bu çabası devralınmıştır. Ki o completed, tamamladı. The path, yolu, opened by El-Gazali. Gazali tarafından açılan bu yolu Fahrettin Er-Razi tamamladı, kemale erdirdi. Neyle? By rewriting, yeniden yazarak. Theological text. Ben Fahrettin Razi'den kelam metinleri okumaya klasik başladığımızda çok önemli metinleri inşallah sizinle birlikte okuyacağım. Çünkü Fahrettin Razi mutlaka çok iyi bilmemiz gereken köşe taşlarından biridir. Gelenek diyorsak Razi'yi bilmek zorundayız. Peki şimdi Fahrettin Razi ne yapmış? Kelami metinleri yeniden yazmış. Ne yolla? In a way, bakın, in a way that incorporates the theological relevant philosophical questions. Felsefi sorunları kelami ilişkisini içerecek şekilde, incorporates, ihtiva edecek şekilde, the theological kelami bir biçimde relevant philosophical questions. Felsefenin ele aldığı konuları kelami anlamda, kelami çerçevenin kapsamın içine girecek biçimde kelam metinlerini yeniden yazdı. Yani şöyle diyebiliriz.
Fahrettin Razi felsefeyi kelam temelinde yeniden yapılandırdı. Ama kelam temelinde. Kelami temelde felsefeyi yeniden yapılandırmak anlamında Fahrettin Razi'nin rolünü görmek son derece önemli. İşte onun için Fahrettin Razi'nin tefsirini ya da fıkıh usulüne dair, kelama dair yazmış olduğu eserler incelendiğinde ya bu adam ne biçim bir adam, nasıl bir adamdır diye efendim hayrette kalınmasının sebebi tırnak içinde bu adam başımızın tacı bir adam. Önünde kemali hürmetle, ihtiramla, saygıyla eğileceğimiz, şapka çıkaracağımız ruhu makamı cennet olsun inşallah. Önemli bir insan. O kadar kapsama alanı geniş ki onu fark edebilmek, görebilmek, anlayabilmek çok önemli bir birikime sahip olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla işte burada o felsefi problemleri kelamla olan ilişkisi üzerinden yeniden yapılandırdı. Such as şöyle ki the nature of existence. Peki bu felsefenin konuları, sorunları olup da kelam ile ilişkisi olan mevzular ne gibi konulardır? Nature of existence, varlığın tabiatı. Bunları vurgulayalım. Evet. Şimdi nature of existence öyle bir problem ki felsefenin de temel problemidir. Tasavvufun da temel problemidir. Kelamın da temel problemidir. Buyurun. Şimdi yazalım. Üzerinde duralım. Bakın. Felsefe. Kelam. Tasavvuf. Bunun üçü de farklı metodolojiyi kullanan üç farklı ilim dalı mı? Evet. Peki bunların ortak paydası ne? Problematiktir. Üçünün de problemi aynı. Varlığın doğası nedir? Felsefenin de konusudur. Kelamın da, sufilerin de. And the physical world. Bu, onu da vurgulayalım. Maddi dünya, evren. Nedir bu maddi dünya? Evrenin doğası ne? Yani nature of physical world. Maddi dünyanın doğası ne? Evet. Into these discussions. İşte bu kelamcılar, Müslüman ulema ve filozoflar arasındaki tartışılan, müzakere edilen konulara dahil olan bu en önemli temel problematikleri Fahrettin Razi felsefeyi bir anlamda kelam üzerinden yeniden temellendirmek suretiyle Gazali'nin, merhumun çabasını kemale erdirdi. Er-Razi used the philosophy. Bakın şimdi. Bu nedenle Razi felsefeyi kullandı. Which he refers to as hikme. Bakın. Ki bu hikmeye bir atıftır. Hikmete bir atıftır. And which he includes in the text of theology. Aynı zamanda bu felsefe kelami metinleri içerir, kapsar. To further develop philosophical discussions, felsefi tartışmaların, felsefi müzakerelerin gelişmesinde ve challenge many of the beliefs of earlier philosophers, erken dönem felsefecilerin birçok inançlarına meydan okuma, karşı çıkmada ve believes that he and other Muslim scholars aynı zamanda pek çok efendim diğer Müslüman ulemanın inançları ki bu Müslüman ulema regarded as both rationally inconstant and credibly fallout. Bunlar rasyonel olarak da hem rasyonel olarak hem de inançsal olarak hatalı ve inconsistent, uyumsuz, çelişik efendim inançlara sahip Müslüman ulemanın inançlarına karşı bunları
savunabilecek, bunlara karşı durabilecek, onlara cevap verebilecek. Er-Razi used the philosophy, felsefeyi kullandı. Ve bu felsefeyi hikmete dönüştürdü ve bu da efendim kelami konuları içeren, kelami muhtevaya sahip olan bir felsefe oldu. Felsefedir ama muhtevası kelamdır. Öyle bir kelam ki kadim filozofların ve kimi Müslüman ulemanın hatalı inançlarına ve tutarsızlıklarına karşı koyacak ve bu böyle değil, şöyledir diyecek bir tavrı temsil eder. Şimdi az kaldı, bitiriyorum. Buraya kadar geleceğim. Şurada kalacağım bugün inşallah. Az kaldı. Sabrınızı suistimal ettiysen beni hoş görün lütfen. Efendim, biz artık Fahrettin Razi ile ilişkilendirdiğimiz ve Gazali'nin başlattığı şeyin kemale erişinden söz ettiğimiz bu paragraflarda This New School of Theology, bakın, bu kelamın yeni ekolü, bu yeni kelami ekol based on Er-Razi's model of engaging philosophical problems through similar rational methods included in philosophical text became known as the post-classical or late müteahhirun school of Eş'ari theology. Evet. Son derece önemli bir cümle. Bunu biraz daha farklı bir renklendirelim. Diyor ki, Razi tarafından tesis edilen bu yeni kelam ekolü, bu model neyle bağlantılı ilişkilidir? Felsefi problemlerle. Az önce söylemeye çalıştım ya, felsefenin problemlerini kelami temelde ele alan, yani felsefeyi kelam temelinde yeniden inşa eden bu yeni ekol, bu problemleri nasıl ele alıyor? Through similar rational methods included in philosophical text. Felsefe metinlerinde, felsefeye ait metinlerde ihtiva edilen akli metot, rasyonel metot, neyse onun bir benzeri olarak similar rational methods included in philosophical text. Felsefe metinlerinde ihtiva edilen o rasyonel efendim yöntem neyse onu kullanarak efendim bu yeni ekolde, yani Razi'nin başlattığı Razi ile temellenen ekolde konular ele alınmıştır. Ki bu da became known, şöyle bilinmektedir. As the post-classical, klasik sonrası, bu modern bir efendim tabir biliyorsunuz. Post-classical, classical demek mütekaddimun demektir. Mesela classical period dediğimiz zaman mütekaddimun dönemidir. Post-classical dediğimiz zaman İngilizcesiyle, yani or late school of Eş'ari theology. Eş'ari kelamının geç dönem ekolü. Geç dönem Eş'ari ekol. Yani post-classical dönem, yani müteahhirun demektir. Evet. Demek ki Gaza şeyden sonra, Razi'den itibaren müteahhirun dediğimiz Eş'ari geleneğin artık post-classical dönemi başlıyor bizim gelenekte. Modernlik, modernite, postmodernite dediğimiz Batı'nın taksimatı üzerinden bir efendim bölümleme yapılırsa, astık Razi'den itibaren post-klasik döneme bir geçişin olduğunu söylememiz gerekir. This school, bu ekol, yani Razi ile temellenen bu ekol, stood in contrast to the model of Eş'ari theology prior to El-Gazali. Bu son derece önemli cümle olduğu için bunu lütfen farklı bir renkle efendim renklendirmeme izin veriniz. Niye böyle yaptı? Neyse, hadi öyle olsun. Efendim, bu ekol Gazali öncesi, şöyle, bu da yeşilmiş, onu değiştireyim. Gazali öncesi Eş'ari kelam modelinin
tamamen karşıtında, karşıt bir duruşa sahiptir. Gazali öncesi eşari kelama tam olarak kontrast, karşıt bir yapılanmaya, bir duruşa sahiptir. The school stood in contrast the model of eşari theology prior to Gazali. Gazali'ye kadar ki mutakaddimin dönemi oluyor. Mütekaddimin eşari kelamcılığı, Razi ve Razi sonrası buna karşı, onun karşısında duran, ona karşıt bir şekilde konumlandırılan bir efendim kelami ekol. Gazali öncesi ne olarak bilinen? Known as the classical school of eşari, eşarizm, yani mütekaddimun. Klasik eşari okul, ekol, klasik eşari ekol, yani mütekaddimin olarak bilinen Gazali öncesi efendim kelama tam karşıt bir biçimde konumlandırılmıştır. Çünkü orada bütünüyle bir felsefeye karşıtlık söz konusuyken, şu mütekaddimin üzerinden bunu söyleyelim. Erken dönem eşari kelamında felsefenin tümüyle reddi vardır. Felsefenin reddi üzerine kurulur. Bunu eşari kelamı okumaya başladığımızda inşallah detaylı bir biçimde konuşacağız. Eşari'yi mensubu, önce mensubu bulunduğu Mutezile'yi, sonra onlardan kopuşunu, Eşari'ye dönüşünü, Ahmet bin Hanbel çizgisini vesaireyi, bunları konuşacağız. Felsefeye tam bir karşıtlık söz konusuyken, Razi ve sonrası kelamcılarımızda, işte okuduğumuzda Vici'de, Taftazani'de, Cürcani'de gördüğümüz kelamı şeyde, orada kelam felsefenin yeniden yapılandırılması karakteristiğine sahiptir. Razi sonrası kelam felsefenin adeta yeniden yapılandırılmasıdır. Bu son derece önemli bir şey. Şimdi diyor ki el-Ebheri, şimdi asıl mevzumuza geldik. Bizi ilgilendiren kim? Ebheri merhum. Peki. El-Ebheri kimdi Ebheri? Razi'nin öğrencisi. Razi'nin çizgisini geliştiren kişiydi. Şimdi Razi gibi kelamı felsefeyle yeniden, felsefeyi pardon, kelam üzerinden yeniden yapılandırmak gibi büyük bir sistemin kurucu temsilcisinin öğrencisi Eperi ne yaptı? Adapted, uyarladı. The School of Philosophical Theology felsefi kelamı, felsefi kelam okulunu, School of Philosophical Theology, artık adı ne oldu? Felsefi kelam okulu. Propagated by his teacher Fahrettin Errazi. Fahrettin Errazi'nin yerleştirmeye çalıştığı, tanıtmaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı, insanları yönlendirmek ve ikna etmeye çalıştığı bu felsefi kelam okulunu efendim Fahrettin Razi'nin öğrencisi olarak bunu efendim uyarlayan, uyumlu hale gelmesini, felsefeyle kelamın o erken dönem mütekaddimun döneminde gördüğümüz karşıtlık ve aykırılığın ortadan kaldırılmasını Ebheri üstlendi. His works on logic, Ebheri'nin mantık üzerine yapmış olduğu çalışmaları, and philosophy, felsefe ve mantık üzerine yapmış olduğu çalışmaları, follow el-Razi structure, tamamen Razi'nin üretimlerine bağlıdır. Razi'nin yapısal efendim modeline tabidir. Yani yapısal olarak Razi çizgisini takip eder. En rational, akli, mantıksal açıdan da Razi'nin modeline, yapısına sahiptir. Bu ki that Sunni theologians, ehl-i sünnet kelamcıları must be able to engage philosophers,
Bu yapı, bu durum Sünni kelamcıların neye ilgi duyması gerektiğine onları zorlamış. Felsefecilere bağlı, felsefecilerle ilişki kurmaya, felsefecilerle ilgilenmeyi gerektirecek, adeta zorunlu kılacak bir akli Fahrettin Razi yapısallığını hem felsefi hem de mantık çalışmalarında eperi ortaya koydu. Bu felsefeciler ve their methodologies to effectively respond to the challenge they were deemed to pose to the mainstream creed. İşte bu Fahrettin Razi sonrası Sünni kelamcılar felsefecilere eğilmek, onlarla ilgilenmek zorunda kaldılar. Bunu zorunluluk olarak gördüler. Çünkü onların yöntemleri, bu Sünni kelamcıların artık Razi sonrası ve Ebheri'nin de katkılarıyla geliştirdikleri yöntemlerle etkin bir biçimde effectively respond to the challenges, filozofların o meydan okuyuşlarına, problemlerine etkili bir yanıt vermek, karşılık vermeye efendim yeterli düzeye gelmiş metodolojileri Sünni kelamcıları felsefecilerle de felsefenin konularıyla da ilgilenmek durumunda bırakmış. Yani Fahrettin Razi ve sonrasında Eberi ve sonrasındaki Sünni kelamcılar felsefeden bigane değiller. Felsefeyi biliyor. Sorunlarını biliyor. Ve onlara gerekli cevapları ve yanıtları verebilecek bir yönteme de artık sahipler, metodolojiye de sahipler. Etkili bir biçimde hem de. Çünkü onlar were deemed to Çünkü bu Sünni kelamcılar neye tamamen kendilerini verdiler? Deemed to bir tavıra, bir duruşa, bir duruş sergilemeye, bir tavır ortaya koymaya yöneldiler. Nedir bu? The mainstream creed, ehli sünnet inancına. Ana akım inanç, yani ehli sünnet itikadına, ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı bir duruşu temsil eden bu sünni müteahhirun kelamcıları felsefecilerin problemlerine etkili ve yetkin bir biçimde cevap verebilecek, karşı izahlar ortaya koyabilecek artık bir yönteme, metodolojiye, felsefi bir söyleme, filozofça bir duruşa kelamcı olarak sahipler. Bunlar kelamcıdırlar. Kelamcı bunlar ama filozof gibi duruyor. Filozof duruşuna sahip. Bir filozof duruşuyla kelamcılığı görüyoruz. Fahrettin Razi ve sonrasındaki tüm müteahhirun kelamcılarda bu özelliği görmemiz mümkün. Onun için de efendim Mevakıfı okuyun İyici'de, Şerhül Mevakıfı okuyun Cürcani'de, efendim Taftazani'de, bizim kelama ilişkin bu çok önemli metinlerimize bakalım. Orada kelamcı sıfatıyla bir filozof görürsünüz. Filozofların konuştuğunu, filozofça meselelere yaklaşıldığını görürsünüz. Orada bir yetkinliğin olduğunu. Kindiyle başlayan felsefi geleneğin meyvelerini Gazali'nin her ne kadar bir karşı duruş sergilemiş olsa da başlattığı çizginin Razi, Ebheri ve sonra gelen kelamcılar üzerinden daha felsefeye hakim, daha felsefeden haberdar bir pozisyon sergilediklerini görmekteyiz. Efendim, bir iki derslik şeyimiz kaldı, az kaldı.
Fahrettin Razi ve Osmanlı Ottoman Intellectual Tradition, Osmanlı geleneğindeki bu rasyonalist, efendim felsefi, akılcı durumun Fahrettin Razi ile olan ilişkisi bağlamında önümüzdeki ders bu başlıktan sonra inşallah devam edeceğiz. Muhtemelen inşallah bir iki ders içinde bunu bitiriyoruz. Sonra İsagoji hem Arapçası hem İngilizcesi ile birlikte ve temel kavramlar girişi yaptıktan sonra okumaya başlayacağız ve böylece Arapça mantık derslerimizde ele aldığımız konularla da çok kısa bir sürede bir birliktelik sağlamış olacağız ve oradan inşallah her ikisini birlikte bitirmeyi düşünüyorum inşallah. Arapçayla bu birlikte bitecek ve sonra zaten klasik felsefe ve kelam metinlerimizi, fıkıh usulü metinlerimizi okumaya başlayacağız. Efendim sabırla beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olasınız, sağlıkla, afiyetle kalasınız. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz.